Herkese merhabalar. Ben RTS ekibinden Val Hayes. Bugünkü videoda Tier List'imize devam ederek 5 yıldız Tier listiyle karşınızdayız. Bu Waves için. Eee, kaldı. <laughs> podcast'ten çıktık, direkt Tier List oturduk. Tier List'e devam ediyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz ki çıkışa çok az kaldı yani perşembe günü çıkış yapıyor sabahleyin e, çok fazla da değişiklik olmayacağını 4 yıldız videosunda söylemiştik hani hasarlar bir tık oynar ama artık skiller aynı yani oynanış açısından ve genel açıdan e, buradan değerlendirmiş olacağız e, banner karakterlerimiz olan Jian ve Lin Yin başlayalım evet Lin Yin evet. off field'da durmayı seven bir karakter e, damage anlamında yüksek buff anlamında elektro için çok yüksek ee, o yüzden kendisini S tier'e ben yerleştiriyorum. Çok güçlü bir karakter. Ee, ama oynanış açısından benim gönlümde kesinlikle Jiyan var. Ee, onu şey da söyleyeyim. Diyorlar, yerinin için şey diyorlar. Reddit'de main dps bile yapılabilecek potansiyeli var diyorlar. Evet karakteri. kesinlikle çarpanları yüksek e, hangisi alınır videosunda e, base ataklarından ve çarpanlarından ufak ufak bahsetmiştim. O videoda kanalda mevcut. ilk utering videolarından bir tanesi oradan utering şeylerinden bulabilirsiniz <laughs> o videoda da çarpanları vesaire detaylı bir şekilde var e, o yüzden zaten çok yüksek hani normal bir DPS'ten 30 falan atak daha azdı ve çok büyük küçük miktar yani onu da söyleyeyim Kendisi hmm. o yüzden çok güçlü. Jian da aynı şekilde normalde hani bu tier liste S ve A demişiz ama şöyle ufak bir düzenleme yapalım. S artı diyelim buraya. Çünkü biraz e, acımasızlık olmasın yani. Buraya da S diyeceğim. A demek istemiyorum diğer karakterlere çünkü. Bunlar S artı karakterler. Jian ee, da aynı şekilde kendisi çok güçlü. Oyunun en güçlü DPS karakteri şu anda. Daha sonra da Kalçara geliyor zaten. O yüzden kendisini SRT koyuyoruz. Mızrak ağır kılıç kullanıcısı kendisi ve oynaması çok çok keyifli duruyor yani. Eğer ki sektirmeli. sektirmeli adamları bossları bossları yani direkt net söylüyorum mob değil yani bossları havada evet. gezdirerek ilerletebiliyorsunuz. Yani belli bir yerden belli bir yere götürebilirsiniz yani hiç indirmeden. Ya yani <laughs> becerikliyseniz oyunda bayağı yere düşmüyor boss. Öyle evet. gördüm ben yani. Hatta diğer karakterleri swaplayıp bunu devam ettirebilirsiniz yani. Öyle bir durumda var. <laughs> Yapabilirsiniz. Bayağı güzel o yüzden. Ee, Ling Yang kendisi yani bilemiyorum. B'ye yap bari ya. B'ye A'ya <laughs> çevirelim de. Yani, de B yap. Yani C'si de en son olur. Evet. Aynen öyle. C'miz olmayacak ama yine de yapalım. Böyle şunu B diyelim. Tamam. Şimdi kendisini S'e koymak istemiyorum ben. Kendisini ben A'ya koymak istiyorum. Çünkü e, Beyzat'a Bayzataa Yin gibi, Yinning gibi e, ama böyle main DPS olmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim bilmiyorum yani çok güçlü bir karakter değil. Main <laughs> DPS olmaya ya. çalışan <laughs> sub DPS karakter. Yani o yüzden istemiyorum yani çok fazla beğenmiyorum. Tasarımı da ilk geldiğinde bildiğiniz kaplandı. Baya bir değiştirildi bu arada. Çok fark var aralarında. İnternetten CBT sıfır mı artık bakarsanız. Bakacağım e, çok merak inanılmaz ettim. İnanılmaz bir fark var. Yani çok büyük bir fark var tasarım konusunda. Şu anki hali güzel oynaması çok keyifli duruyor ama. Yani hatta bence Jiyan'dan sonra oynaması en keyifli olabilir. Ama ben A'ya koyacağım kendisini kesin ben net bir şekilde. Neydi onun ismi? Ling, Ling, Ling Yang. Ling Yin diyorum ya. Çok merak ettim abi. Bakacağım bir saniye. Ciddi bir fark var bu arada. Göremiyorum. Bulamadım. Yok. CBT sıfır değil mi? Öyle bir şeydi. Gördüm. Abi o ne? Çok fark var. Ee... <laughs> abi o ne? Bildiğin bir birden. Yani şöyle telefondan gösterebilirim şu an. Abi aynı fotoğrafa bakıyorum. Abi bu ne? Yani ciddi bir şekilde değişiklik var bu arada. Ee, biri tamamen hani yüzde <laughs> 90 kaplan yüzde 10 insanken şu anda yüzde 50 50 olmuş durumda. Hatta daha Yok fazla. Ya, daha fazla bence. Evet. Ee, ama ben dediğim gibi A'ya koymak istiyorum açıkçası kendisini. Ee, çünkü ese koyacağım diğer karaktere acımasızlık olacak DPS tarafında. O yüzden A'ya koymak zorundayım. Jianxin oynaması ee, çok keyifli duruyor yumruk kullandığı için ama sorunlu. Çünkü evet. bekleme süresi çok yüksek. Ee, böyle yani charge'dan atarken belli bir 6-7 saniye zaman geçiyor. Kalkanı almak için 6 saniye harcamak istemiyorum açıkçası. Ya bir de damage yediğinde falan orada bozuluyordur ee, muhtemelen o. Evet yani o yüzden artık bilmiyorum yani. Sıkıntılı bir karakter. Ee, umarım çıkışta bu kalkan mevzusunun süresi kısalır da Kendisini S'e alırız çünkü özellik açısından heal, kalkan, damage, tutma, şey yapma hepsi var ama hepsinden böyle az az olmuş yani hani kibrit bu ilk yani. Çok garip bir karakter. Hmm. Ya o yüzden bu bekleme süresi kalkarsak S olur yani. S artıya bile zorlar ama bekleme sıkıntı yani bayağı bir problem. Calcero, Jian'dan sonraki en iyi DPS dedik zaten. Çok güçlü bir DPS, elektrik. E, takımında yeninin varsa inanılmaz güçleniyor. Ee, yani mükemmel bir karakter kendisi. O yüzden ben açıkçası ilk almak istediğim karakter ya da artık 80'de hani ilkte kim gelirse 80'de onu seçeceğim muhtemelen. Kalçiro'yu alamazsam. Ee, çok güçlü bir karakter yani onu söyleyelim. Enkor yine demeye anlamında e, bu dövüşçü Gaming'e benzeyen abimizden aynı mantıkta. Bence hasar anlamında eşitler diyebilirim. E, Ulti aşıktan sonra böyle patlamalar falan yapabiliyor böyle basıyor deliriyor böyle çıldırıyor bir anda patlıyor. alan etkili hasar veriyor ama beklemesi var onun da aynı şekilde böyle bir kuruluyor 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 sonra patlıyor. Ee, ama mega damage atacaktır o patlama tarafında. Ee, Hı -hı. O yüzden A tarafına koydum yani B'de değil yani. Ama yine bu Jhanshin mantığında bir beklemesi var bunun da ama daha bir kısa yani bunun kadar da uzun değil yani. Evet çok tatlı bir karakter yani Ese bile zorlayabilir ama Kalçora varken hani Ese e, demeç tarafında yediremiyorum yani o yüzden maalesef diyelim. Ama bu bunlar yani statlar olarak değerlendirildiğin ki şeyler. Hani sizin bu ildinize göre durum değişir artık. Tabii ki değişir. Oynama tarzına bile yani. göre değişir. Mesela hani quick swap oynarsınız atıyorum bu karakteri. Skill atarsınız. Bir charge atıp çıkarsınız. Öyle oynarsanız değişebilir yani bunlar. Hani atıyorum kalkan olarak jenşini kullanmazsanız ee, değişebilir. A içindeki de tierleri bu arada şu şekilde olur. Yani A'da da tierlersem kendilerini. En baştan e, iyi olarak bu şekilde gider. E, Verina S artı. Oyunun en iyi supportu. Hani ses artı da yapılabilir yani o seviyede bir karakter kendisi. Ulti bastıktan sonra alttan çıkardığı şeylerle beraber e, ciddi miktarda hasar vurabiliyor. Ataktan scale bir HP basması var, heal basması var. Aynı şekilde %15 30 saniyelik damage bonusu. 30 saniye ne demek yani? Hani bütün karakterini gez, gez ve kullan demek yani bu ciddi büyük bir avantaj. O yüzden kendisini aldıysanız hiçbir şekilde üzülmeyin. Oyunun en iyi support'u yani net bir şekilde bariz. Healer değil yani. Direkt buffer ve healer. Buffer özelliği bence daha ön planda hatta onu söyleyeyim. Buffer ve damage dealer. Yani damage de vuruyor yani aynı şekilde çünkü. Ve Yok, enerjisini vuruyor. çok rahat doldurabiliyor. Ya bu kutu bu tarafta da. Ee, 5 yıldız böyle. Ee, genel anlamda roverımız da hani direnç kırma takımlarında kullanılır ama B yani. B. Net B. Havok tarafını bilmiyorum. E, ee, ama culture S mi ya? Bilmiyorum. S artı değil mi? Yok culture S. Jian'dan sonraki damage dealer yani. Jian'ın bir altında kalıyor. Çünkü Jian'ın hem oplatmasından dolayı takıma yedirdiği ed hasarı daha az olacak. Hem de yani genel baktığımız için burada tamamen hasara bakmıyoruz. Yani genel olarak da bakıyoruz. Çünkü süreleri de hesaba kattık. E, Culture'ın ultisi direkt form değiştiriyor. Hani formda vurmanız gerekiyor. İkisinin de formundan çıkınca hani Jian'ın kesinlikle biliyoruz formunda kaldığını. Yani ulti formu devam ediyor. Başka karaktere karaktere hmm. geçseniz bile ama kalitesinden çok emin değiliz şu anda. Yani oradan pek eminliğim yok benim. Ee, <laughs> ama Jian'ın yani kendi yayınlarında gösterdiklerinden konuşmak istiyorum. Çünkü CBT2 hani şu anda çok kayı almıyorum yayında çünkü jiyan çok ha gösterildi bize ve değişiklik olabiliyor yani biliyorsunuz ki. O yüzden Jian şu anda kesin bir şekilde ultisi bozulmamasıyla beraber bence ön planda DPS karakter. Ultisinin bozulmaması çok büyük avantaj ya. Evet. Ben GPT 2 shop kişilerinin onu çok e, açıkçası denilmediğini düşünüyorum insanların yaptıklarını ama yayında özellikle swaplıyorlar yani özellikle değiştiriyorlar yani karakterleri. O yüzden çok... orada çok bariz bir şekilde belli oldu yani ultinin kalıcı olduğu. Hani şöyle mesela bir an şeyi düşünüyorum. Hani kombinasyon olarak Jiya'nın ultisini açıyorsun, Verinden de ultisi açık diyelim. Oradan Mortify'a geçiyorsun en son. Mortify'ın Mortify da değil. basını, buff'ını aldıktan sonra bir yardırıyorsun. Abi. Bitti yani. Hani sadece bir saniye kaybın olur ama o tarafta çok büyük bir e, damage kaybın olmaz yani. Çok, direkt ulti açık devam edebiliyorsun. Çok güzel. Oynayamadık. <gülüyor> <gülüyor> Oynayamadık yani. Millete <laughs> eğlenirken biz göremedik. ama bizim de hani en azından heyecanımız kaçmadı oyuna bu şekilde. Ha öyle bakacağız. bir şey var ya gerçekten. Evet. Hani iyi tarafından bakalım doğru diyorsun. CBT2'de veya CBT1'de kötü yanlarıyla oyun oynadıktan sonra tekrar oynadık. Soğuyabilirdik. Soğuyabilirdik yani. E, çünkü zaten o zaman oynasaydık biz 30-40 saat çok rahat geçirdik vakit. E, e, bir de vibe'lanacak. Bakabilirdik falan. yani. Öyle bir durum var ama content açısından bizim için çok iyi olurdu. Evet. <laughs> bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve Discord katı sunucumuza gelmeyi unutmayın. Yayınlarımızda tam gaz devam edecek bu tenek ve ilgili. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.